25 Ekim 2022'de Jindisi'den Mezopotam Ajansı muhabirlerinin 12-13 ilde yanlış hatırlamıyorsam bir operasyon çekilmişti ve 12 arkadaş olarak gözaltına alındık ve hepimizi Ankara'da soruşturma talimat müzakeresi Ankara'da yazıldığı için Ankara'ya götürüldük. Sabah Ankara polisine Esenboğa Havalimanı'na teslim edilirken ben Van'da alınmıştım ve Ankara polisine teslim edilirken orada ciddi anlamda hem fiziki hem de cinsiyetçi söylemlere maruz kaldık. Özellikle elimin arkadan kelepçelenmesi ve kafama silah dayatılması. Her türlü hakkı kendine gören bir yönetim ya da bir devlet anlayışının olduğunu biz orada gördük. Yani bir gazetecinin bunların yaptığı, işte özellikle de devletin ve özellikle mevcut iktidarın yaptığı kirli politikalar teşhir ettiğimizden bundan kaynaklı olarak böyle bir farklı bir ima yaratmaya çalıştılar. İşte sanki örgüt üyesiymiş gibi bir algılamayla böyle hukuksuzluğa maruz kaldık. Daha sonra da tutuklandık. Yeni açılan Sincan 1 nolu yüksek güvenlikli set tipi olarak geçiyor zaten bu cezaevi. Tekli odalarda tutulduk. Tecritin tamamen kişinin izole edilmesi ve insani temaslardan yoksun bırakıldığı bir yere bırakıldı. Bir gazetecinin bir gece evinden alıyorsunuz ve daha sonra mahkemeye çıkartıp onu tek bir hücreye atıyorsunuz. 12 karametrelik bir hücrede. Ve biz burada 7 ay kaldık. Tabii bizim inandığımız, mücadele ettiğimiz bu ülkede gerçekliği ve bu ülkenin gerçek sorunlarına değindiğimiz için bugün bu muameleyle karşı karşıya kaldığımızı biliyorduk. Yani gerek gözaltı süreciyle başlayan, gerekse ta ki cezaevinde tekli hücreye kadar hepsinin doğrudan talimatla geldiğini, talimat doğrultusunda bu tür uygulamalara maruz kaldığımızı biliyorduk. Yani sonuçta sonra da iddianame çıktı. İddianamede siz de gördünüz, bütün halkımız da gördü ve genel olarak basın camiası da gördü ki 149 tane haberden yargılanıyorduk. İşte bu haberlerimiz neredi? İşte Kürt sorunu demokratik çözüm yöntemleri, İmralı'da gelişen tecrit, Kürtlerin özellikle yoğun yaşadığı bölgelerdeki Kürtlere yönelik hak ihlalleri, bu ülkede ezilenlere yönelik en demokratik eylem etkinliklerde devletin kolluk güçlerinin nasıl bir müdahalede bulundu? Biz bunları gerçekliği olduğu gibi yazdığımız için aslında yargılandık ve cezaevine atıldık. Tamamen bizi bu toplumdan korkutmaya, sindirmeye ve böyle bir gazeteciliğimizi sürdürmemizi engellemeye yönelik çalışmalardı. Ama cezaevinde tabii biz tek değil. Binlerce arkadaşımız bugün biliyorsunuz 34 tane arkadaşımız bu son süreçlerde alınmıştık. Bir sürü arkadaşımız hala cezaevinde. Diyarbakır'da keza gene 2-3 operasyon arkadaşlarımız gözaltına alındı ve tutuklandılar. Yani tamamen yaklaşım bu tarz. Yani tamamen bir şeylerin görülmesi, duyulması ve bilinmesini istemiyorlar. Özellikle seçimler yaklaştığınız zaman gazeteci, özellikle özgür basın çalışanları, gazetecileri sürekli adliye koridorlarında, sürekli gözaltında ve sürekli avukat talebinde bulunduğu ya da cezaevlerinde olduğunu cezaevlerinde olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bu iktidar kendi şeyini sürdürebilmesi, tekrar iktidarını koruyabilmesi için böyle bir yönelime girecek. Yani aynı şekilde akabinde ilk önce 16 gazeteci arkadaşımız 16 Haziran 2022'de alınmıştı. Ondan sonra ikinci operasyonda biz alınmıştık. Akabinde arkamıza da gene gazeteci arkadaşlarımız alındı. Tamamen seçim endeksi ya da ne bileyim tamamen iktidarlarını korumaya yönelik bir şey. Yani artık Türkiye'de ki bu tür şeyler artık o kadar sistemleşmiş ki artık eğer seçim varsa önünüzde, eğer iktidar için kritik bir süreç varsa bir bakıyorsunuz ki gazeteciler hepsi bilmem örgüt üyesi olmak iddiasıyla başka şeyleri, başka bahanelerle adliye koridorlarında, cezaevlerinde, gözaltında ya da darp edilmeleri ya da evleri bir gece basıldığını görüyoruz yani. Yani o tekli hücreler olarak bahsettiğimiz 12 karemetrelik odada kendi bıraktığımız kalemimizi ya da kendi bıraktığımız mikrofonumuzu, kameramızın bir arkadaşımızın ya da arkadaşlarımızın sahiplenmesi ve günlük olarak gene her şeye rağmen, her türlü baskıya rağmen mücadele vermesi bizim için bir gurur. Zaten bizim oralarda kalmamızın ya da oralarda bu kadar dirençli kalmamızın sebeplerinden bir tanesi ise dışarıda arkadaşlarımızın özgür basın geleneğinin sürdürülüş olmasıydı. Ya da ülkede var olan gerçekliği günlük olarak yayın akışında belirtmiş olmasıydı. Şöyle bir şey düşünün. Yani biz bunları cezaevine atarız. İşte zaten bir şey yok. Bunlar 7 ay, 8 ay kalırlar. Set tiplerinde kalırlar. Korkarlar. Biraz kendilerini geri çekerler. Ya bizden olurlar ya da bırakıp giderler gibi bir anlayış sergilediler. Yani bu yapılan taktik bunlar artık ucuz.
şeyler. Bunlar da ucuz siyasi kurnazlıklar. Yani biz görevimizin başındayız. Bugün dün de olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. İşimizi her alanda bu ülkedeki bütün yani yaşanan hak ihlallerini bize yani bizim haberimiz olan veya da bizim ulaşabildiğimiz tüm alanlarda biz haber yapmaya ve bu kirli politikalarını teşhir etmeye devam edeceğiz. Örneğin Kürt sorunun demokratik çözüm yöntemleriyle çözüm yöntemiyle ilgili yaptığımız ya da röportajlar bugün biz yaptığımız zaman suç sayılır ama bugün sistem ve havuz medyası yaptığı zaman suç sayılmıyor. Yani biz bunu mahkemede de söyledik. Yani onlara haklı yani onlar için normal olan bir şey bizim için niye anormal ve niye suçlu olma durumuna düşüyor? Bugün ben Van'da gazetecilik yapıyorum. Bu ülkenin bu bölgenin en önemli sorunlardan bir tanesi Kürt sorunu ve insanlar günlük yaşamlarındaysa sokakta, kahvede, yolda arkadaşıyla bu sorunu sürekli konuşuyorlar ki bugün biz de sokakta bunu her zaman insanlar bu konuda bilgi almak istiyorlar. Bize bu konuda Kürt sorunu vardır bu ülkede ve bir gerçekliğidir. Biz de bununla ilgili haber yapıyoruz yani. Bu zaman zaman vardır deyip haberi sıkıntı yapmıyorlar ya da yaptığınız haberleri ama yani onun eğer iktidarın kendine göre bir politikası. Eğer dönemi iyiyse Kürt sorunu var. Dönemi iyi değilse Kürt sorunu ilgili haberleri yapanları örgüt üyesi ya da başka suçlamalarla cezaevine atıyor. Ama bu toplumun bir gerçeği. Yani biz haberlerimizde herhangi şiddete dayalı, yalana dayalı, ne bileyim propaganda dayalı bir şey değil. Biz var olan gerçekliği zaten bunun üzerinde hiç kimse bize, mahkeme heyeti bile bize bunu söylemedi. Yani yalan haberi yapıyorsun ya da başka haber. Var olan gerçekliği, kendileri istemediği bir gerçekliği biz gün yüzüne çıkarttığımız için böyle muamelelerle karşılaşıyoruz. Ya tamamen buna endeksli. Bugün binlerce arkadaşımız hakarete uğruyor. Yani biz buradayız. Biz gene görevimizi başlıyoruz. İşimizi yapmaya devam edeceğiz.